Ukrayna'yı insan hakları ihlaliyle suçlayan, Ukrayna'yı bir şekilde bu savaşın suçlusu ilanından Putin'i neyle ikna etmeyi düşünüyorsunuz? Antalya'da yapılacak bu toplantının yol haritası nedir? Amacı nedir? Ne önereceksiniz? Bir kere her şeyden önemlisi bunu dönüp muhalefete anlatmaları gerekiyor. Her şeyden önemlisi Türkiye kamuoyuna anlatmaları gerekiyor. Ne gibi bir söz verecekler? Nasıl oturtturacaklar? Ukrayna mı ikna nasıl edilecek? Rusya mı nasıl ikna edilecek? Bununla ilgili benim soru işaretlerim var. Ha, öyle şahane bir planla geliyorlardır ki benim bildiğim dışişleri diplomatları devre dışı ayrıca. Biz de deriz ki ya şahane bir iş yaptılar. Bak hakikaten iki tarafı da bu 2 milyon insanın bu mağduriyeti karşısında Ankara muhteşem bir diplomasi izledi. Bu iş halletti. İnşallah böyle deriz. Umarım bunu bize dedirtirler. Ama şu an itibariyle kocaman bir soru işaretidir. İç kamuoyunda sıkışmış bir iktidar. Acaba biraz olsun oylarını arttırmak için acaba... İnşallah böyle değildir. Böylesine büyük bir insanlık krizinde bunun için kullanmıyordur. Acaba sadece buna mı oynuyor? Bu benim soru işaretimdir. İpek, bu arada Kiev'den de bazı son dakika bilgileri aktaralım. Oradaki kontaklarımız var. Orada görev yapan gazetecilerle az önce ben bir temasım oldu. Ve şunu öğrendik. Bölgede görev yapan ve Türkiye'den oraya gitmiş gazetecilerin neredeyse tamamı şu anda Kiev'den çıkıyorlar. Konvoylar halinde Kiev'den ayrılıyorlar. Çünkü artık Kiev... kalmak onların da can güvenliğini tehlikeye atacak. Onların verdiği bir bilgiyi de paylaşmak istiyorum. Kiev'deki Türk Büyükelçiliği'nin de oradan çıktığına dair bir bilgi paylaştılar bizimle. Bu şu demek oluyor: Kiev'de artık durum kritik. Her an sıcak saatler başlayabilir Kiev'de. Biz de buradayız. Gözümüz kulağımız da orada, her ne kadar sınırın bu tarafında olsak da oradaki kontaklarımız devam ediyor. Şirin, çok kısa İsmail'den zaman çalmak istemiyorum ama bakın, Sırbistan Savaşı sırasında, NATO bombardımanı sırasında Türkiye Büyükelçiliği Belgrad Büyükelçiliği'ni boşaltmamıştı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nı. Türkiye'nin büyükelçisi orada kalmıştı savaşın sonuna kadar. Ukrayna ile Rusya'yı masaya oturtmaya çalışıyorsun ama Kiev'deki büyükelçiliğini boşaltıyorsun. Bu diplomaside bugüne kadar görülmemiş bir şey. Bunu da buraya not edeyim. İsmail, sen neler söylemek istersin? Çok kısa, belki 1 ya da 1,5 dakikamız var. Ya 1,5 dakika ne anlatabilirim ki ya? Kapatalım yayını. Peki, tamam İsmail. Buradan aktaracaklarımız daha bu kadar. Daha fazla anlatmak istiyorsa anlatabilir. Var vaktimiz Esma. Tamam. Şimdi Rejinin bana verdiği bilgiye göre ben de hareket ediyorum. Bana 5 ya da 6 dakikalık de, bir süre aslında, pay etmişlerdi. Aslında Esma, benim Şirin'in bıraktığı yerden İsmail'e bir sorum olabilir. Çünkü konuğumuz İlter Turan'dı, Profesör İlter Turan'dı ve senin Şirin'e sorduğun sorunun aynısını ben de kendisine sordum. O Rusya açısından değerlendirdi. Rusya diplomasiye şu anda muhtaç durumda. Yani diplomasiyi bir şekilde itemez, onunla birlikte yürümek durumunda dedi ve bunu da bir Antalya zirvesinde ya da müzakerelerde bir zaman kazanma meselesi olarak da yorumladı. Aslında bu gelişmeyi İsmail'in de yorumlamasını isterim ben. İpek, senin de cevabını merak ediyor İsmail ve süre konusunda da bir sıkıntı olmadığını şu an için en azından söyledi. Şirin'in bıraktığı yerden devam etmeni istiyor. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Yani ben tabii şeyi bilmiyorum. Bizim büyükelçilik boşalttı mı bilmiyorum. Şirin öyle söyledi ama. Şöyle, bu Kiev'deki görev yapan gazeteci arkadaşlarımızın bize az önce geçtiği bir bilgi. Öyle bilmiyorum yani. Onlar öyle söylemiş olabilir ama yani ben... Resmi açıklamalara baktığımda öyle net bir bilgi edinmedim. Yani Kiev'deki büyükelçilik boşaltıldı yönünde bir duyum elde etmedim. Tabii siyasi iktidar eğer böyle bir anlaşmayı sağlarsa, yani Ukrayna ile ve Rusya'yı masaya oturtur ve bir başarı, bir barış yönünde adım atılmasını sağlarsa, kuşkusuz bunun içeride siyasi sonuçlar olur, kazanımlar olur. Ama yani ben orada o hususta Şirin'den biraz ayrılıyorum. Mutlaka siyasi kazanımları olur. Fakat bu yani hem bölge başına hem de ülkenin çıkarlarını olumlu yönde etkileyecek bir meseledir. Ben öyle bakıyorum. Türkiye bugüne kadar benim işte ilk etapta Sayın Cumhurbaşkanı'nın Avrupa Birliği ve NATO'yu işte yeterince konuşmuyorsunuz, nasihatten başka bir şey yapmıyorsunuz deyip akşamında Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'de çekimsel oy vermesi gibi çelişkili bir tutum olmuş ve o hususta eleştirmiştim. Ancak ben Türkiye'nin hem Ukrayna ile hem Rusya ile
mesafesini korumasını, ikisiyle de diyalog kapılarını açık tutmasını doğru bulanlardanım, olumlu bulanlardanım. Ve bunun da iki ülkeyi barıştırmaya dönük girişimlere dönüşmesini de anlamlı bulanlardanım. Gerek Çavuşoğlu, gerekse Sayın Cumhurbaşkanı telefon trafiğini sürdürdüler. Bu umarım iki tarafın Antalya'da buluşması sonrasında silahların susmasına sebebiyet verebilir. Bu, eğer bu olursa Türkiye'yi bugün itibariyle yakıcı problemlerle baş başa bırakan sonuçları da ortadan kaldırır. Mesela işte 6 gün içerisinde 6. kez akaryakıta zam geldi. Bu şu demek, yarın da yeni zammın gelmesi demek, takip eden günlerde Türkiye'de bir akaryakıt krizinin doğması demek. Keza petrol öyle, buğday ve gıda da öyle. Şu an bizim bütün turistik tesislerimiz Rus turistlerin rezervasyonları iptal edildiği için kan ağlama durumunda. Hem ülkemizin çıkarları bu barışı gerektiriyor, hem bölgemiz bu barışı gerektiriyor. Bir önceki yayında söylediğim üzere Karadeniz'in kuzeyine kan damlasa dalga onu Karadeniz'in güneyine, bizim sınırlarımıza bırakacak. Ve aynı zamanda bu iki sınır, bizim hem komşumuz hem kıyıdaşımız olan bu ülkenin barışması bizim selametimiz açısından da faydalı. Ben bu bakımdan siyasi sonuçları kuşkusuz eğer olursa AK Parti iktidarı ve Cumhurbaşkanı bunu elbette ki iç siyasete yansıtacaklar. Ama bundan önce ben derhal bütün enerjinin bu barışın sağlanmasına sarf edilmesi gerektiğini inananlardanım. Bu yönüyle zaten muhalefetin de iradesi bu yönde. Yani muhalefet de iktidara o baskı uygulamalı. Çünkü buradan belki şu hayırlı sonuç çıkabilir. Bunun da altını çizmek istiyorum. Ben tabii şu hususu çok eleştirenlerdendim. Halen de o tutumu sürdürüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin dış ülkelerle ve bilhassa Rusya'yla geleneksel olarak sürdürdüğü politika 2016'dan sonra başka bir yola girdi. Aramızdaki ilişki hegemonik bir ilişkiye dönüştü. Özellikle Türkiye'nin NATO'dan ve Avrupa Birliği ilişkilerden giderek uzaklaştığı, silah alımı bakımından da Rusya'ya gitgide entegre olduğu ve bağımlı olduğu bir süreci takip etti. Belki bu savaşın sonrasında çıkaracak derslerden biri şu olabilir. Ne Rusya'ya ne de herhangi bir ülkeye bu denli bağımlı olmamalı Türkiye. Doğalgaz yönünden, akaryakıt yönünden, silah sanayisi yönünden, gıda yönünden bu denli bağımlı olmamalı. Buradan çıkaracak ders Türkiye'nin enerji kaynaklarının çoğaltılması, Türkiye'nin yeni baştan kendisini besleyebilecek, gıda ürünlerini yetiştirebilecek bir tarım ülkesi olmaya yönelik bir hamle yapması ve silah sanayinde ait olduğu dünyaya dair pusulasını şaşırmaması. İpek, şunun altını çizelim. Kiev'deki Büyükelçiliğin boşaltıldığı bilgisini bize Kiev'de görev yapan gazeteci arkadaşlarımız iletti. Tekrar ediyorum, oradaki arkadaşlarımızın bize ilettiği bir bilgiydi. Cümle aynen şöyleydi. Biz burada görev yapan gazeteciler olarak otobüslerle, konvoylarla buradan çıkıyoruz. Elçilik de çıkıyor. İki tane otobüs var elçiliğe ait ve çıkış yapacak denildi. Biz onların bize aktardığı bilgiyi aktaralım. Tabii ki henüz resmi açıklama gelmemiş olabilir. Biz de bunun takipçisi olacağız Esma. Paylaşırız. Orada şöyle olabilir. Biz de elçilik evet. Çalışanlarını ve eşlerini çıkarıyor olabilirler. Evet. Büyükelçinin evet. Kendisi kalıyor olabilir. Ki olması gereken o, çünkü orada hala Türk vatandaşları vardır. Türkiye vatandaşları belki. Bir de böyle bir krizde yer arabulucu ülkeysen orada büyükelçinin normal şartlarda kalması gerek. Ama büyükelçi kalıp diğer çalışanlar çalışanların orada bir sürü sözleşmeli personel de var. Müsteşarlar var. Başkatipler var. Belki onlar çıkıyorlardır. Dolayısıyla dediğin doğru. Bunun altını çizmemiz. Evet. Bunun altını kalın bir çizgiyle çizelim. Biz de buradan Dışişleri Bakanlığı'na yani soracağız. Yani onlar varsa büyükelçinin gitmesi tuhaf olur yani. Evet. Tuhaf olur. Evet tabii ki tuhaf olur çok. Zannetmiyorum. Yani çok teşekkürler. Kalıyordur diye düşünüyoruz en azından. Dediğim gibi bundan önceki savaşların hemen hemen yani krizlerin çoğunda Türkiye'nin büyükelçileri kaldılar. Bu önemli. Çıkmadı. Evet. İpek, aktaracaklarımız şu anlık bu kadar. Sözü tekrar size bırakıyoruz. Evet, az bir yarım saat 45 dakika sonra yine İrfan Değirmenci ile ana haberle bağlanacaksınız biliyorum. O yüzden çalışmanız gerekiyor. Kolaylıklar diliyorum. Bahadır Erdem Hocam, durum bu. Aslında İsmail çok doğru bir şey söyledi. Ben de bunu soracaktım size. Türkiye hiçbir konuda kimseye bağımlı olmamalıdır dedi. Bunun özellikle altını çizmemiz gerekiyor değil mi? Bunun özellikle altını çizmemiz gerekiyor. Belki sayın seyircilerimiz seyretmiş olanlar ya da okumuş olanlar vardır. Geçen haftaki grup konuşmasında tam da Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener bunun altını çizdi ve
Dedi ki milletimiz dedi ne dedi Amerika ile ne de Rusya ile onlara orantısız bir şekilde onlara tabi bir şekilde devam etmez. Ne savaşta ne savaş dışında yani işin mantığı sözlerinin özü buydu. İsmail Saymaz çok doğru bir şey söyledi. Bakın